Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bunlar benim 2019 yavrularından iki erkek kanaryam. Normalde bunları ayrı kafeslerde tutuyorum. Burada size göstermek amacıyla aynı kafese koydum. Ve tabi böyle bir araya geldiklerinde de böyle kavgalar kaçınılmaz. Dişi kanaryalarımızın aynı salmalarda, aynı kafeslerde bulunmasında bir mahsur yok. Ama böyle erkek kanaryalarımızı özellikle üretim dönemine kadar ayrı kafeslerde böyle tekleyerek tutuyoruz. Bunun da bazı önemli sebepleri var. Birincisi ötüşleri açısındandır. Böyle erkek kuşlarımız gerek dişilerle gerek de hemcinsleriyle bir arada olduklarında çok fazla ötmeye meyilli olmazlar. Bu da onların ötüş performanslarını takip etmeniz, gözlemlemeniz açısından çok olumlu olmaz. Ama yalnız olduklarında İlk başta bıcırdama tarzında olan ötüşlerini zamanla daha iyi oturturlar ve iyice ötüşlerini açarak bir ömür boyu sergileyecekleri ötüşlerini böyle artık yüksek perdelere de çıkarak göstermeye başlarlar. Bir diğer önemli sebebi de kuşlarımızı böyle tek olarak tuttuğumuzda onları daha yakından gözleme fırsatımızın olmasıdır. İşte gerek tüy yapıları olsun, gerek yağlanma durumları olsun ya da genel formlarını takip etme açısından olsun, onları çok daha iyi gözlemleyebiliriz. Bir de böyle eğer farklı uygulamamız gereken, eğer işte atıyorum mesela bir kuşumuz zayıf kalmıştır, ona biraz daha protein yüklü diyet uygulayacağız. Bunun böyle bir şey gerekiyordur. Böyle bir durumda onları böyle ayrı tutmamız çok daha iyi olur. Diğer kuşlar çünkü o diyetle beslenmemiş, karışmamış olur. Bir başka önemli sebebi de özellikle bu nokta üretim açısından çok önemli. Kuşlarımızın böyle yalnız kaldığında içgüdüleri de artık harekete geçmesi sebebiyle erişkinliğe ulaştıktan sonra eş aramaya başlamaları ve eş istemeleri nedeniyle vücutlarını gerek hormonal gerek de fizyolojik olarak daha fazla hazırlamaya motive olmalarıdır. Yani kuşluk tabiriyle söylersek kuşlarımız daha fazla böyle kızışmaya başlarlar yalnız kaldıkları zaman. Ve artık üretim dönemi geldiğinde dişilerle bir araya attığımızda da hemen böyle eşleşmeler görülmeye başlar. Çünkü kuşlarımız artık tam olarak kendini hazırlamışlar, hazır hale gelmişlerdir. Bu dönemde kuşlarımıza haftada en fazla 3 defa mama vermemiz yeterli olur arkadaşlar. Normal standart yemlerin, bakımların dışında söylüyorum diyet olarak. Hatta 2 defa bile yeterli olabilir ama üretim dönemi yaklaştıkça bu mama sayımızı haftalık 4'e kadar çıkacağız. Yani o dönemlerde artık biraz daha fazla protein yüklememizi fazla yapmamız gerekiyor. Kuşlarımızı yine eşe atmadan önce genel bakımlarını da yapacağız. O dönemler geldiğinde inşallah onları detaylı olarak gösterdiğimiz, anlattığımız, uygulamalı olarak gösterdiğimiz videolarımız gelecektir. Şimdi o konunun detaylarına girerek çok fazla bağlamından ayrılmak istemiyorum bu konunun. Benim daha öncesinden hazırladığım böyle bir önceki senenin yavrularının ne zaman ötmeye başlayacakları ve ne zaman eşe atılabilecek yaşa geleceklerine dair hazırladığım müstakil bir videom var. Onu açıklama kısmında belirteceğim. Oradan da izleyebilirsiniz. Bu konuyla alakalı olarak faydalı olacaktır. Burada sarı kuşumuz biraz daha sakin yapıda arkadaşlar. Diğer turuncunun babası da böyle biraz hırçın, hareketli bir kuş olduğu için ondan aldığı o karakter özelliklerini çok daha fazla baskın. Böyle kavgalarda genelde onu aşağı indiriyor. Evet, şu anda da olduğu gibi. Böyle tünekte kalan kuş her zaman daha baskındır. Diğeri onun otoritesini kabul edecek şekilde böyle kafesin altına indi gördüğünüz gibi. Kuşlarımızın böyle kavga etmeleri aslında iyi. Yani üretim dönemine hazırlanmaları açısından. Çünkü bu onların böyle cinsel gelişimleri biraz daha arttırmalarına yardımcı oluyor. Belgesellerde izliyorsunuzdur. Böyle doğadaki hayvanların yavruluk dönemlerinde yaptıkları o kavgalar, o minik minik didişmeleri onların daha ileriki zamanlarda üreme hiyerarşisinde daha üst basamaklara çıkmasına etkili oluyor. Kuşlarımızda da böyle bir durum var.
Evet dostlar, yeni videolarda görüşmek üzere. Bu videomuz bu kadarlık olsun. Kendinize iyi bakın.